Türk ordusunun Rusya'nın bilgisi dahilinde oluşturduğu Taftanaz'daki yeni gözlem noktasına topçu ateşi açıldı. 5 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı olayı teyit etti. Açıklamada rejim tarafından 10 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır denildi. Saldırıya meşru müdafaa kapsamında karşılık verildi. Tespit edilen hedefler yoğun şekilde ateş altına alındı. Taftanaz bölgesinde şiddetli çatışmalar sürüyor. Saldırıdan kısa bir süre sonra yaralı askerler hemen güvenli hat üzerinden Hatay'a sevk edildi. Şehitler ve yaralı askerler askeri helikopterlerle Hatay merkezdeki askeri üsse götürüldü. Yaklaşık bir haftadır Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib kent merkezi etrafında konuşlanıyor. İdlib merkezine özel askeri birlikler gönderildi. 1300 araçlık bir konvoy İdlib'e ulaştı. Geçici üst bölgeleriyle sayısı 17'yi bulan gözlem noktaları etrafında da güvenlik önlemleri artırılıyor, yüklü bir takviye yapılıyor. Hatay'daki birliklerden gözlem noktalarına füze rampası, tank, mühimmat ve paletli zırhlı personel taşıyıcı sevk edildi. Bazı noktalarda Türk ordusu ve Suriye ordusu arasındaki mesafe kısaldı. 4 milyona yakın insanın bulunduğu bölgede olası bir göç durumuna karşı da Türk Silahlı Kuvvetleri tetikte. Soçi mutabakatı kapsamında Suriye ordusu Hama'dan Halep'e uzanan M5 otoyolu üzerinde ilerliyor. Birlikler bu hat üzerinde Halep'in güney kırsalına ulaştı.